Devam ediyorum. Bakalım bakalım. Tizler hepsi. Münir Nurettin Selçuk daha çarpıcısı yok. Ya Yunus Emre Sert Cansın. Hastasıyız. Ne dinleyeceğiz Münir Nurettin Usta'dan? Ne dinleyeceğiz? Bir gazel mi dinlesek? Hayır, gazel dinlemek istiyorum. Şimdi Münir Nurettin Selçuk'un of of nerelere girdik gene. Hadi çıkamayacağız. Bir gazel dinleyelim mi ondan? Şunu bir açalım bakalım. Önce. Gazeline bakacağım şimdi. Hangisi olduğunu. Bir alemi bir cihan Allah. Destek kürekleri. Çok ilginç bir şey anlatayım arkadaşlar. Kızım 2 aylıktı. Uyuması çok zordu. Bir türlü uyumuyor. Gündüz işte uyutmaya çalışıyoruz falan filan. Ben böyle işte müzikler açıyorum. Bir sürü şey deniyorum falan. Onu deniyorum, bunu deniyorum. Daha 2 aylık bir çocuk. Yani hani daha yeni doğmuş, hiçbir şey bilmiyor, gözünü bile yeni açıyor. Hani daha yeni bizleri görüyor falan. Münir Nurettin Selçuk'un sesiyle bütün sesini kesip böyle kalıyordu. Dinleniyordu. Sakinleşiyordu. O kadar ya, Münir Nurettin Selçuk gerçekten Türk müziğin tarihinin en büyük, en altın harflerle yazılacak isimlerinden biri. Eğer Türk müziği dinlemek istiyorsanız, gerçekten Türk müziği dinleyip öğrenmek istiyorsanız ve gerçekten Türk müziği söylemek istiyorsanız önce Münir Nurettin Selçuk dinleyeceksiniz. Bekir Sıtkı Sezgin dinleyeceksiniz. Alaaddin Yavaş'la dinleyeceksiniz. Mutlaka dinleyin arkadaşlar. Mutlaka. Çünkü güzel okuma, güzel Türk müziği okuma, yani şimdi Türk müziği okumalarının içinde artık meyhane okumaları var. Ya yani meyhane okuması diye bir stil var. Böyle. Fakat böyle stilde okuyanlar Türk müziğini yani farklı çizgilerde, konser çizgisinde okuyan solistler. Yani Kalamış'ı tabii ki açın, Nurettin Selçuk Kalamış deyin. Fakat ben eserden çok bir gazel dinlemek istiyorum üstattan. Büyük üstattan. Nasıl muhteşem okunur, dinleyelim. ...1964 İstanbul konseri arkadaşlar. Biliyorsunuz Kalamış Nihavend bir eser. Hangi yerler okuyor? Kaydı olduğu için hafif yarım ton falan esnemiş. Oo. Bir ses okuyor. Kürekleri mehtap uyanmasın. Tertemiz değil mi ya? Tertemiz. Sadece Türk müziği okuyan solistlere değil, her tür okuyan kişiye, her tür okuyan şarkıcıya öneriyorum. Müezzinlere öneriyorum, herkese öneriyorum arkadaşlar. Müthiş. Makam kültürü ve makam kullanışı ve ses kullanışındaki farklı karakterler için müthiş örnek. İstecek kürekleri mehtap uyanmasın. Bir alemi Falsetto var. hayale dalan Falsettolar. Görüyorsunuz arkadaşlar, Türk müziğinin içine gizlenmiş artık bir arabesk var. Arabesk nameleri, arabesk stilleri var. Ama işte saf kalmış hallerini arıyorsanız burada duruyorlar. Lütfen dinleyin. Bütün namelerdeki tertemiz Türk müziği stiline bakın. Bu yanmasın.
Nefis diyafram kullanım bu arada. Ağuşun elbahar. Dikkat edin, böyle pesten başladı. Şimdi yavaş yavaş kuvvet artıyor. Yani hafif hafif diyaframa kuvvet veriliyor. Hafif hafif vücut daha da şarkıya, gazele hazırlanıyor. Yani şu nameler. Bakın. Ağuşun elbahar. Yani. Sürsün sabahı haşre kadar pozisyona döndü tam ses göğüste şu anda. Uyanmasın. Falsetto ile göğüs sesi arasında kullanıyor. Yani arkadaşlar şu hareket sanki bir keman taksim var değil mi? Acayip. Dursun bu musiki. Falsetto. Semavi içinde saz. Leyli tarafta bir dahi mızrak. Mızrak uyanmasın. Diyafram, nameler, makam bilgisi, okuma stili ve duygu. Yani tamam bilgi ama duygu toplayın. Yani rüya gibi konser. Yani şu konseri görmek o kadar çok isterdim ki. 1964. Mazrap uyanma. Şimdi bugün ilginç bir gün gene. Yunus Emre, doğru tercih yaptın. Teşekkür ediyorum sana gönderdiğin için. Günümüzdeki müzik teknolojisi, günümüzdeki müzik yapısı fazlasıyla elektronik müziğin altında şu anda eziliyor. Ben şöyle bir insan değilim. Yani elektronik müzik kullanıyorum. Ben de bunu kullanıyorum. Bilgisayarım var işte. Bütün ekipmanım burada. Programlarım, müzik programlarım, elektronik, her şeyi burada bilgisayar üzerinde kullanıyorum. Bilgisayarsız artık yaşayamayız. Bu kabul. Fakat bu bizden aslında şunu birazcık alıyor arkadaşlar. Bu kadar elektroniğin altında, burada gelen her kayıtta veya stüdyoda yaptığımız her kayıtta ve Türkiye'deki bütün şarkıcıların kayıtlarında ben dahil, şöyle bir kolaylığa kaçıyoruz hepimiz. Bir okuma yapıyoruz. Bir daha okuyoruz. Ya şunun arasında bir şeyler oldu ama onu halledersin. Onu düzeltirsin ya. Şimdi 40 kere okumayalım. Gittikçe bu bizi meşk usulü veya uzun çalışmalarla yapılmış, yani sesi kullana kullana, işleye işleye, böyle altın gibi işlemişler o sesi. Eskiler. Çünkü başka çare yok. Yani bir şeyi okuyamıyorsunuz o dönemde. Ama bugün artık okuyorsunuz. Sorun yok. Yani 10. tekrarda da olsa okursunuz. Fakat bir konserde kusursuz okuyabilmek için inanılmaz bir çalışma yapmışlar. Bizden elektronik müzik veya bu önümüzdeki dijital dünya çalışma kültürümüzü alıyor. Çalışma isteğimizi alıyor. Bizi daha kolaycı, daha hızlı bir şeyler üretmeye çalışan, daha efektif yapalım. Yani az çalışalım veya çalışmamızı başka şey üzerine yapalım. Veya sound üzerine çalışalım. Yani aslında şarkıcılığın temellerini değiştiriyor bu. Ve bunun sonucunda aslında şöyle bir noktaya gidiyoruz arkadaşlar. İyi şarkıcı azalacak. Bu kaçınılmaz son. Çünkü bu kadar hakim bir elektronik müzik kültürünün altında iyi şarkıcıların yetişme oranı hep düşmek zorunda. Çünkü artık hep daha kolay ve kısa zaman harcama peşindeyiz. Şimdi Münir Nurettin Selçuk gibi bir büyük sesi dinlerken lütfen bunları göz önüne alın. Bu kadar muhteşem okumanın içinde ömür boyu çalışma var. Ama ne için çalışmam var? Daha iyi olmak için, daha iyi okumak için, daha iyi ses tutmak için, daha büyük ses kullanmak için, daha iyi teknik, daha
müthiş bir çalışmanın sonucunu dinliyorsunuz. Yani bunlar bizim kültürümüzün çok önemli kaynakları, arşivleri artık arkadaşlar. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız açın dinleyin. Tür önemli değil. İstediğiniz müzikten zevk alabilirsiniz. Münir Nurettin Selçuk size ait bir müziği anlatır ama. Dinlemeye devam edelim. Efsane çünkü gerçekten her şey. Uyanmasın aman aman. Nasıl naif ve size ne kadar temiz şekilde sesleri duyurmak için uğraşıyor. Geliyor. Şimdi tiz bölüm. Ey günsük. Şurada bir temizledi, açtı. Nefesini alıyor. Ey günsük utanmayı emre yine bülbüle. Yani hem ses kullanıyor bir de o kadar güzel, o kadar güzel sesleri tertemiz basıyor ki. Tam ses, kafa, kafa bölgesi. Bakın şunlara, geçişlere bakalım. İnceleyelim biraz daha. Geliyor. Ey gün sükut orta ses. Kafa bölgesi. Kafa bölgesinde de hafif falset dolarla karıştırarak kafa sesini kullanıyor. Gülşen demez düzen kolun ahbap. Uyanmasın aman aman. Makam inanılmaz kullanış. Neymez kemal. O kadar çok perde kullanıyor ki. Yani hep dokuna dokuna. Çok güzel geçişler, çok güzel diyafram kontrolleri. Hep bunlar kontrol işte, bakın. Neymez ki ya. Bu uykudan açık ağız. Nasıl belli? Falset dolar. Diyafram. Uyanmasın. Falset do yine aldı. Ama tertemiz sesler, entonasyon. Uyanmasın. Göğüs sesine indi. Nurettin Selçuk bir tenor. Uykudan dilimi tat. Türk müziğinin lezzeti var arkadaşlar. Sürekli lezzet. Uyanmasın. Ve çarpmalar. Yok yok, her şeyi bulabilirsiniz. Koca bir ders kitabının, Türk müziği ders kitabını açıp içinde her şey yazılı olan her şeyi Nurettin Selçuk'un okumasında mevcut. Bir üslup ve bir stil. Bir tat. Tatlı uzun almaya geldim. Kalamı bir tatlı huzur almaya geldi. Büyük üstad, büyük üstad. Gerçekten muhteşem.